Ama Bizde her mesela türlü. İngiltere'de oynamak başka bir şey. Hani mesela İspanya'da biraz daha gürültü şöyle oluyor. A, U oluyor ama İngiltere'de mesela hakeme zorla düdük çaldığı bilen şeyi var. Hani Baskı mesela var. su taraftay var. La 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 hep aynı tempo bağıran var. Ama İngiltere'de hani hakeme corner mavut mu olacak? Eğer İngiliz seyahatsa corner çaldırabiliyorlar. Oo, Tepkiler. hani öyle bir oo diye bir şey var ki faali biz Doğru. atacağız belki de oo diyor hakem öbür tarafı gösteriyor. Yani o öyle bir etki taraftar. O Ben baskı kuruyorlar. Leeds United'da gördüm onu. Hatta ne zaman gittik biliyor musunuz? Hani Galatasaray'ın bir maçı vardı burada. Bir ölü oldu Taksim'de Leeds. Evet. Ondan sonraki bir sene ya da 2 sene önce biz oraya gittik. Ya Pascal nasıl bir atmosfer bir atmosfer daha bizi öldürecekler ya. Hani hani bir de biliyorsunuz orada taç çizgisiyle Evet. ya topu almaya gidemiyorsun. Yani öldürecekler bizi. O kadar Korku böyle içinde bakıyorsun tabii o tribünde. kadar bir de yani çok İngiltere çok acayip bir yer. O Baskı yüzden kuruyor. orada çok acayip bir baskı gördük. Yani her türlü hani her türlü baskıyı gördük orada. Ta ki Pascal Numan'ın o olayına Ha, kadar. ondan sonra Ondan sonra Pascal rahatlattı bizi Pascal. Kurtardı bizi. Emre Bey'in bir sorusu var. 100. yılda Fenerbahçe Beşiktaş'tan kazandığının iki katı maaş vermesine rağmen gitmedi. Beşiktaşlı Yasin olmayı nasıl anlatır? Onu kim nasıl biliyor? Kim ismi ne? Emre Bey. Allah Emre Allah. Sofuoğlu. Fazla kişinin bilmediği bir şey herhalde bu. Ya Çok şimdi az kişinin bildiği bir benim şey. Cemil Turan benim dayım oluyor. Fenerbahçe Cemil Turan. Öyle mi? Tabii. Hani Öz belki dayı. onu ya tabii özlerim babaannemin büyük babaanne hani babaannemin kardeşi. Dayı. Dayım oluyor Ben büyük. bilmiyordum vallahi. Ondan sonra biz onunla ilişkimiz çok iyi. Hem buradan da ona selam söyleyeyim. Onun ben de yeri farklıdır. Hani ben şu anda yıldız gibi görünüyoruz. Kendimi görmüyorum ama o Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri. Seyredemedim ama seyreden herkes çok büyük topçu olduğunu söylüyor. Biz onu hep konuşuyorduk. Ben 19 yaşına geldiğim zaman biliyorsunuz bizim zamanımızda Seyda abi sen hatırlarsın. Protesto çekilmesi lazımdı. Protesto çekilmezse biz çantamızı alıp kulüpten istediğimiz kulübe gidebilirdik. Ha doğru. Benim protesto çekilmemiz, dayım da beni aradı. Doğru. Dedi sen nereye dedi orada dedi seni düşünmüyorlarsa seni buraya alırız gibilerinden rahmetli aramış. Rahmetli de hemen kulübe ayırmış. Demiş siz ne yapıyorsunuz? İşte beni başka kulüpten, Fenerbahçe kulübünden Cemil Tuna oluyor. Sizin futbolcunuzu, bizim futbolcumuzu alacaklar işte falan gibilerinden. Bana her Ha. zaman şey derdi. Eğer orada mutluysan, eğer bir haksızlık ya da başka bir şey yoksa, hem maddi hem manevi huzurluysan, yok ama her zaman burası sana olabilir diyordu. Bir kere de öyle bir konu olmuştu ama ben hiçbir zaman hani para konusu zaten Beşiktaş kulübüyle yani konuşma şeyimiz olmadı. Hani zaten ilk imza attığımızda üstüne ne imza attığımızı da bilmiyoruz. İmza attık çıktık ilk üst sene. Evet. Ondan sonra para kazanmaya başladık. Paranın yanında bize verilen en güzel şey Beşiktaşlı Yasus'un ismini almak benim için daha önemli. Ama tabii para da kazandık. Bunda Beşiktaş'ın bana verdiğinden daha fazlası etmez pay olarak. O manevi duygu benim için daha önemli. O konu oldu öyle bir aya. Öyle bir teklif vardı ama fena hani Beşiktaş'ta bir şey olmazsa olursa diye düşünüyorduk ama hiç öyle bir duruma gelmedik. Dayım da zaten bana sen oyun oyuncususun. Hani orada kal. Zaten Orada başka bir takıma da gitmeden hiç. gitmedim ama Beşiktaş beni gönderene kadar. Beşiktaş gönderdikten sonra tabii Evet. gittik. Doğru. Bir soru daha var. İlhan Muşlugil herhalde sormuş. Amokacı ile olan bir anın varmış. Otobüsten inme anısı. Onu anlatabilir Allah. mi diye soruyor. Bunlar benim tanımıyorum isimleri de arkadaş değil Mahalleden bunlar. olmasınlar Vallahi hocam. yok isim o yüzden isimleri söyletiyorum. Onu da herkes bilmez. Nasıl anlatayım onu şimdi? O zaman ben aslında olaya şöyle başlayayım. Biraz bilmiyorum zamanımız var Var galiba. var. Daha Var. 2'ye kadar buradayız. Buradayız daha hocam ya. Rahat rahat Ya anlat. A takımı oynamaya başladım. O zaman tabii A takıma çıkan futbolculara yani para kazanamıyoruz. Yine aynı gidiş geliş. Otobüse gidiyoruz, geliyoruz. Bir gün böyle bir adam minibüste yanıma oturdu. O zaman da gazetesini verebiliyor musun? Fotomaç mı vardı? Fanatikler falan var. Yine var değil mi onlar? Evet. Ondan sonra bir adam gazeteyi açtı söyle. Benden yanında oturuyorum. Benim de Beşiktaş sayfasında resmim var. Şöyle bana baktı, ona baktı, böyle yaptı. Sen Yasin misin ya dedi. Şimdi Çok adam güzel. tabii şey oldu. Ben dedim ki, ya dedim ben Yasin olsam minibüse ne isim var dedim. Ha, öyle mi Çok dedi. Ondan güzel ya. sonra devam ettik yolculuğa. Bir gün de yine otobüste geliyorum. Böyle en arkada duruyorum. Burada sosyal bir şey de söyleyebilirim. Bizim zamanımızda bunu çocuklarıma da söylüyorum. Konu başka bir yere gitti ama ya biz ölsem de yorgunluktan, okuldan da gelsem, idmandan da gelsem biz bir bayan ya da yaşlı
kadın erkek kim gövüse biz yer verirdik. Doğru. Şimdi gördüğüm kadarıyla o biraz böyle uyuma taklidi olmaya başladı. Evet. Ya gerçekten gençler de yoruluyor. Onlara da bir şey demiyorum ama yani yaşlı bir kadına, yaşlı bir adama vermemiz lazım. Ben veriyordum ki o yüzden arkada oturuyordum. Bir baktım bir gün böyle kırmızı bir arabada birisi bana korna soruyor arkadan. Birisi bana dedi bakar mısın dedi otobüste. Efendim size bir korna soruyor galiba dedi. Bir döndüm baktım ama karşı. O da onun kırmızı bir arabası var. Üstü açık. Şapkada takmış böyle. Böyle bana gel diyor bana. Ben de iyi anlaşıyordum onunla. O da Tayyip'e oturuyordu. Tayyip'e de Sayı'ya yakın ya. Evet. Ben de Sayı'ya gidip geliyordum. Bir gün kornaya bastı söyle. Baktım o bana gel dedi. Ben şimdi utandım. İnsanlar bana bakıyor. Kim lan bu işte? Çok güzel bunun, ya. Hani bunun arabasına binecek gibilerinden. Ben böyle yaptım. Yok yok dedim. Ben hemen kafamı çevirdim böyle. Neyse iki dayak sonra bir daha baktım. Kornaya sert sert basıyor ama karşı. Ya döndüm baktım. Gel gibilerinden laf yapıyor hala bana. Şimdi utana şey yapa böyle ben düğmeye bastım. Sen niye gitmiyorsun? Ya o an 18-19 yaşındayım. O arabayı ben hayatımda görmemişim. O da bir jest yapmak Anladım, istiyor o da seni arabasına bırakmak istiyor. Daha sonra da bayaktı gerçekten. Dedik sen nerede oturuyorsun gibilerinden konuştuk. Dedim böyle böyle tamam dedi. Ondan sonra beraber gidelim ben seni bayakabilir miye kadar bayakırım. Tayyip'e kadar bayakıyordu. Öyle aramız oldu. Ondan sonra üçüncü sefer de artık ben dayanamadım. Düğmeye bastım ama hani otobüsteki hava şöyle oluyor. Kim lan bu? Tabii canım. Anladın mı? Kim bu da bu adamla hani biniyor? Adam da beni zorluyor ama sadece beni zorluyor yani. Merak öyle, ediler tabii kim bu? Öyle bir anım var. Yani sonra beni. Arabaya bindin ama tamam, indi. Tamam bunu çok bindim, az kişi bindim. Bilir ya. Bindim. Hani evet benim arkadaşlarım biliyor bunu. Çok anlattığım bir olay değil böyle. Ona bir kez daha burada gittik. Anlatmış oldun ama gerçekten muazzam anı ya. Bir de şey kısmı çok güzel ya. Yani şimdi burada yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Helal olsun. Hepsi çok güzel araçlara biniyor şimdi günümüzde futbolcuların ama yani o dönemde otobüsle gidip gelen, minibüsle gidip gelen ve Sergen Hoca da öyle, çok büyük başarılara imza atmış isimlerden bir tanesi şu an karşımızda. Ya ben bununla gurur, hani gurur duyuyorum derken güzel bir yaşanmış olay. Bu bir şeylerin zahmeti olacak ki zevki daha iyi olsun. Bugün çok daha hani belki düşük paralar kazanan insanların toplu taşımaya binmediğini, hatta binmeyi böyle ya şu kötü gördüğünü aşama biraz biliyorum. Sıkıntılı ama. Şu anda ben de bilmiyorum sevgili izleyiciler. Ben kendimden söyleyeyim. Ben de bilmiyorum ben normal, ama yani pandemi, yürüyorum mesela. Pandemi olmadığı dönemde ben toplu taşıma kullanıyorum. Niye? O beni yürütmeye zorluyor. Şöyle yani metrodan, metrobüse, tabii. Efendime söyleyeyim oradan oraya, vapurdan bilmem ne o yürüme. Seni hareket ediyor. Öbür türlü arabayla git gel, arabayla git gel. Hareketsiz bir hayat. Bir de yani seviyorum ben toplu taşımayı. Çok seviyorum. Erman Hoca da öyle. Biz Erman Hoca'yla birkaç kere bindik öyle motordu, vapurdu falan. Hoca öyle geziyor insanların arasında. Başka bir şey var mı soyu? Geldikçe soruları mahalleden, soracağım. Mahalleden. Vallahi bunlar beni demek ki tanıyor. Ben ama karşıya ilgili söyleyeyim bir anım daha var. Bir gün yine böyle arabaya bindik. Bu sefer geri dönüyoruz İdman'dan. O zaman da dilenciler cam siliyor falan. Yani benim cebimde de herhalde o zamanın parası, şimdiki parası diyeyim, 10 TL var yani fazla para yok. Ondan sonra çıkardı şimdi bu 100 dolar verdi şeye, cam silene. Şimdi 100 dolar da vurduğun zaman o zaman da 50-60 para yapıyor herhalde. İyi para abi 100 dedim dolar. Dedim ki ondan sonra ama kardeşim ben de camı sileyim mi? Yani. Hani bir de ama kardeşim çok şeydi yani nasıl diyeyim. Bana çok katkısı bulundu sağ olsun yani. Arabası güzel miydi hocam? Arabası çok güzeldi bir de çok eli açıktı. Bir tur bindirdi mi? Bir tur attırdı mı? Hani derler ya, bir tur attırdı. Öyle bir şeyimiz yoktu ama beni her zaman soyardı. Bir yere gitmeyeceksen ben getirebileyim diye. Ama kimi görse çok cebi şeydi yani yardımsever bir insandı. Ama kaçı? Instagram'da birbirimizi takip ediyoruz. Evet ben de çok takip güzel ediyorum. Paylaşımlar yapıyor. Ben de. Takip edin ama kaçı? Hakikaten güzel paylaşımları var. Beşiktaş'tan da hiç kopmamış. Çok farklı bir oyuncuydu. Bana da çok güzel bir akıl vermişti. Ben ilk çıktığımda işte o zaman dedim ya hani A takıma çıkan futbolcular biraz sallanabiliyor. Kötü yönde de iyi yönde de başka yönlere gidebilir. Bana şey demişti. Sen artık A takım oyuncususun. Ona göre davran. Korkma, cesaretli ol. Yani biz de senin gibiyiz artık. Sen artık A takım oyuncusu değilsin. Yani bana çok yardımcı oluyordu. Çok da yanlışıyorduk onunla. Yani o konuda tecrübesi çok önemliyiz. Şimdi bir başka eski takım arkadaşından bir tweet getireceğiz ekrana. Ronaldo'nun bir sözünü getireceğiz. Bakalım
ne düşünüyor Yasin Sülün ve Serdar Sarıdağ tabii ki. Evet, ekrana geldi. Ronaldo'nun sözü bu. İstanbul'a geldiğimde Yasin Sülün'le tesislerde kalırım. Eski günlerin anısına. Otelde kral dairesi versen değişmem. Şimdiki futbolcular çok rahat. Onlara anlatın bunları. Çok özleyecekler Beşiktaş'ı. Bak ama şey çok güzel. Otelde kral dairesi versen değişmem. Evet. Bazı futbolcular öyle tesislerde kalırmış arkadaşlar. Ben denk geldim İstanbul'a bir gelişine 1-2 sene önce. Herhalde o zaman da yine bir araya